Başkan ne oldu ya? Kapak çıktı başkan. Kapak mı çıktı? Çakıma sıktı, kapak koymuşlar. Ya. Yanlış başkan. Bu kupayı Allah'tan yani fark ettik de. Almanya'daki Türk kardeşlerimizin biri yapmıştı bunu, Türk iş. Türk işi diyorsun. Aynen abi. Burada şöyle bir çalışayım bana acaba. Ya lense gelse? Türk iş ya. Türk iş tamam. Türk iş. Bol çeko lastikli. Yok mu? Keza bu tarafta da var. Bu bol mu çıktı? Bu yoktu bu. Çektim acayip. Çekeyim başkan. Sonra biz atlamıştık, sonradan fark ettik Allah. Söküldü lan motor için. Ha, söküldüğü zaman görebiliyorsun. Evet. Komple dolu abi, görünmüyor ki. Şimdi ağız değiştirdim. Tamam, sen bundasın. Aynen, ben bugün buradayım abi. Hadi kolay gelsin. Merhaba abi. Evet, Kerem kardeşimizin E320 kupesi. Ne yapıyorsun ustacığım şu anda? Baklama yapıyorum abi. Bagaj içini siyah muydu? Aynen abi. Yaptığın yerleri bir göstersene bana. Yaptığım yerler bu. Gel abi. Orijinali gibi. Burayı orijinali gibi yapıyorsun. Aynen. Zaten yoklama falan atmışsın arabaya. Bir şeyler yapmışsın ekstra. Zaten bir astar vardı. Tekrar bir astarlık operasyon yapmışsın. Aynen. Eline sağlık. Şimdi esas mevzu burası. Yani buralar kocaman kocaman çürük çıktı zaten. Evet, orijinali gibi oldu. Ve çok da güzel yapmışsın valla. Ellerine sağlık Ahmet Ustam. Ahmet Ustam aramıza yeni katıldı ama daimi olacağız inşallah hep beraber. Kupemizin nelerini boyuyoruz başkanım? Kupenin parçaların içlerini boyayalım artık ya. Siyah dönüşümü başlasın diyorsun. Siyah dönüşümü şimdi başlasın. Siyahlarını atacaksın, sonra ne yapacaksın abi? Arabanın parçaları üzerine takılacak, üzerine ayarları takılacak. Yapılacak. Ondan sonra da fırına alacağız, arabayı bütün boyayacağız. Son kontrollerini yapıp boyayacağız inşallah. Hadi bakalım. Ben boyayayım mı, ben boyayayım mı? Boyayacağım. Ya hayırdır ya. Hayırdır ya. Değil mi? Şimdi bunun içini mat boyuyoruz. Arabanın dışını orijinal siyah bir boyaya boyayacağız. 124 kasa koklu bir boyaya boyayacağız. Şimdi biz bu arabanın parçalarını dışarıda söküp niye içini boyayıp niye tekrar üstüne takıp dıştan boyayacağız? Şimdi bu tip parçaları bizim kanaatimiz, herkes katılmayabilir bize. Boyadıktan sonra arabanın üzerine takıp ayar yapıp bir şekilde boyaya zarar verebiliriz. Ya da bağlantı parçalarının denk geldiği yerlere zarar verebiliriz. En azından ayarını görelim, üstünde renk almışken bir sıkıntı varsa müdahale etmeyelim daha sonrasından diye. Öncesinde müdahale etmeye çalışıyoruz. Bizim stilimiz bu. Kimisi boyar, sonradan boyalı vaziyette üstüne takmaya çalışır. O doğrudur, bu doğrudur diye bir şey söyleyemem. Sonuç gene aynıdır. Yani bir renk değiştirmenin... Nasıl abi? Bunun içi normalde kapanıyor değil mi? Tabii tabii. Buralar gözükmüyor. Ama sen sık, sen sık abi, sen sık. Boyuyorum. Hadi. Ağzım yüzüm boy olur mu? Olmaz. Ben kaçayım buradan ya. Lense yapışmasın. Arabayı, ben arabanın yanına gidiyorum. Tamam. Fıtı 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 fıtı. Geri kasamız var. 205'imiz var. Bol bol 124'ümüz var. C126'mız var. Almanya'dan Suat abiye selamlar. Evet. Burayı çekerken hafıza kartım bitmişti.
Zaten eşek kadar çürük vardı burada. Daha önceden kapak atmışlar. Bunu Alman ustalar yapmaz. Bunu muhtemelen Almanya'daki Türk ustalarım yapmış. Selam olsun herkese. Evet. Yarın, yani şu anda ayın 11 olması lazım. Günlerimiz de şaştı artık ya. Bakalım telefondan. Evet. 12 Ocak. Şöyle yapalım. Görünmüyor. 12 Ocak. Yani 13 Ocak'ta bu arabamız fırında. Hayırlısıyla. Yavaş yavaş şöyle şu sıra raya girdi. Başkan, oraları da mumlayacak mısın? O en çok çürümeye müsait yer orası. Hemen su bidonunun altı ya. Çamurlukları takmadan önce buraları mum sıkacağız. Çamurlukların içini de sıkacağız. Ondan sonra takacağız. Sen biliyorsun bu işi. Eline sağlık. Başkanım, montaja geçmişsin. Son montajı abi. Daha hiç söküp takılmayacak. Hiç. Bir dahaki restorasyonda. Bir dahaki restorasyon 40 sene sonra mı? Bu arada bir şey olmaz ya. Bu arada hiçbir şey olmaz. Yani galvanizini güçlendirdim diyorsun. Aynen. Son ayarlama işte abi. Son ayarlama yapıyorum ama son boya. Çamurcu yatağını yeni koyuyorum abi. Sıfır. Şeyi de pütürlü boyadık ki akü sacını bir daha çürümesin. Ters koymuşlar bunu yalnız. Tamam, evet. Sen düzelt, düz koy. Şu şeyleri de bir en son... Neyler abi? Su koyulan kaplar var ya. Bunlar temizlenmesi lazım. Ha, abi. Onları sökeceksin abi. Aynen. Şu kapağı ne yapacağız? Böyle olmaz abi. Onlar sökülecek. Mekanikte bir sürü işi var zaten babacığım bu arabanın. Boyanacaktın mı arabanın? Tabii. Mekanikteyken sökeceğiz biz bunları. Bunları, bak bunu. Bu elektrik kabloları, mabloları bir acayip falan, bunların hepsini elden şurada geçireceğiz. Şurada böyle olmaz baksana abi şuradan. Ondan sonra... Gerekse buna bir makaron gibi bir şey şöyle. Ya güzel hale getireceğiz. Hadi. Bu arabanın motoru M300 şey, M104 3.2 motor, kıymetli araba yani. Almanyalı kupeyi tebel boyayla şımartacaksın. Şımartacağız evet. Şımartacaksın, ne yapacağız? Şimdi zaten bu araba bornetti, renk değiştiriyordu, bagajını vesairesini, şu sefer. Bagaj için temizledik, aslında bir rengi atalım bagaj için. Ey yaşa, ben konuşamadım. Abi at bakayım nasıl renk atıyorsun ya. Hacım oradan sıkıyorsun, efendim taraftan sıkıyor bu ya. Bizde işler böyle. Ziyan oluyor, ziyan. Fırın sıcak değil mi? Üşüyen gelsin. Vallahi ben buraya bir masa sandalye atayım. Başka ne sürtüyorsun arabaya? İneceğiz para. 800. 800. Sonra? Sileceğiz. Kontrol edeceğiz. 2000, 3000. Ondan sonra boya.
Dayı bu hangi araba biliyor musun? Hangisi? Bu Bornit renk olan var ya. Hadi canım, o mu bu? O siyah oldu artık. Bakalım ne yapıyoruz? Hadi fırına girelim. Kolay gelsin. Eyvallah. Araba ne oldu ya? Herhalde. Gezin mi etrafını sen yaparken? Şu an temel boyundasın değil mi abi? Nasıl? Temeldesin değil mi? Kendi boyası. Nasıl? Kendi boyası. Ha, kendi boyasına geçtin. Temeli kaçırdım ben. Hangi vernik? ES kaliteli vernik. En son çıkan mı? Aynen öyle. O birinci kat. Kaç kat daha geçeceksin abi? 2 kat. Yaş, 2 yaş bir toz? Yok, hepsi 2, 2 yaş. Hepsi 2. Verniği toz atamaz. Of. Çok fena gözüküyor be. Tabi yaş kuruyunca biraz matlaşacak değil mi? Çok fazla matlaşmaz. Yavaş kurutuyorsun. Aynen. Bu araba biliyorsunuz ki Bornit miydi bunun rengi? Evet. Bornit değil mi? Bornit. Bornit de ama artık siyah. Ne kadar istemesek de sahibinin isteğiyle siyah bu evi. Şimdi bu E320 Coupe'yi biz AMG'ye çevirdik. Bunu ikinci bölüm olarak yayınlayıp size üçüncü bölümü vereceğiz. Ama niye bunu yayınlama ihtiyacı duyduk onu anlatalım size. Niye yayınlama ihtiyacı duyduk? Seçkin, videolar patladı ötekiler. Abi araba çalışmadı. Araba çalışmadı. Yani Cuma'ya hazırlık yaptığımız arabada bir pürüz çıktı ondan dolayı. Dedik hadi bunu ikinci bölüm yapalım. Üçüncü bölümde de bu arabanın işte jantlarına yapılacak olan işlemler, içine yapılacak olan işlemler, bir de sürüş koyarız yanına. Toplanmış hali, işte zımparası, pastası, fayansı, seramik miydi onları? Biraz yeni arabayı gösterelim mi? Gösterelim. Şimdi tamponlarımız öksüz kardeşlerden alınmadır. AMG tamponlarımız. Bu araba normal standart bir pakete sahip olduğundan standart paketti. Ama mesela bu tamponları oturtmakta problem yaşayan arkadaşlar var piyasada. Biraz işçilikle bunları güzel oturtturabilirsiniz. Bakın normal şartlarda kenarlarındaki şeyleri kullanırlar. Nikelaj
Kulaklıklar olur bunların sağında solunda tamponların abi. Biz o tamponların güzel, evet biraz uğraşıyoruz ama yok. Yani seçenek yok. Seçeneği vardı da mı bu adamlar bunu bu şekilde yaptı? Hayır. Yani intizam, özen. Değil mi? Bak ses çıkıyor. Göstersene şimdi Allah aşkına. Bir de bana sorayım. Bak bir tamponu 1,5 gün uğraştım. Uğraşacağım. Ya başka sabır abi. Önden göstermiyorum arabayı. Önüne farklı bir şeyler yapacağız. Biz bu tamponu oturtturduk. Gel abi. Bak içini söktük. Direksiyon mount oluyor, içi toparlanacak. Bu tabi arabanın rengine göre eskiden bu paspaslar normaldi. Şimdi bu paspaslar da siyahı yaptırılacak. Ama ya bize şey lazım. Pakoların kromları lazım, kromları. Tam set. Var mı kimsenin elinde arkadaşlar? Varsa bana bir Instagram'dan şuradan buradan yazsanız da irtibat kursak alsak bunları sizden. Bizlik bu haftalık bu kadar. Bu arabanın 3. bölümünü yayınladığımız zaman tekrar arabanın üzerinden konuşuruz. YouTube kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, restorasyon harici yaptığımız işleri de lütfen kızmayın. Çünkü biz sadece restorasyon işi yapmıyoruz. Onlara da bir bakın, onlara da göz atın istiyoruz. Bir de paylaşırsanız bizim videoları çok mutlu oluruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.